Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Fedora Everything inceleyeceğiz. Fedora'ya geçtim. Bunu bir videoda duyurdum sizlere. E, çok ilgi gördü. <laughs> Beklemediğim kadar ilgi gördü. Fedora'yı kurarken normal Fedora Workstation kurmak istemedim. Çünkü normal ise de KDE var. Ve ben KDE'yi kullanmak istemiyorum, i3 kullanıyorum biliyorsunuz ve minimal bir kurulum istiyorum. İşte bu videoda göstereceğim Fedora Everything bunu yapmanızı sağlıyor. Minimal bir Fedora kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta istediğiniz gibi bloat bir sistem de kurabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış birden fazla masaüstü ortamı da kurabiliyorsunuz. Fedora Everything size bunu sağlıyor. Fedora Everything'i indirebilmek için öncelikle alt nokta gelmeniz gerekiyor ve burada aşağı indiğinizde ilk başta federal server'e çıkıyor. tabi bizim server'la işimiz yok. Aşağı indiğimizde başka image dosyaları falan var. Bizim tabi istediğimiz şey burada everything ve tabi burada testing images ve raw de görüyorsunuz. Raw hide'da Arch gibi paketler hızlı bir şekilde geliyor. Ama tabi burada expert only sadece ileri seviye kullanıcılar yazdığını görüyorsunuz. E, stabil değil yani artık gibi olduğunu düşünecek olursanız burada da experts only diyor ama çok daha ileri seviyelik bir şey yok aslında sadece Linux bilginizin olması lazım masaüstü ortamı nedir biliyorsanız mesela rahat bir şekilde bunu, bunu da yapabilirsiniz. Ama bunu koymaların nedenini anlıyorum çünkü herhangi bir şekilde masaüstü ortamı nedir bilmiyorsa bunu kullanacak kişi sıkıntı yaşayacaktır muhtemelen ve burada 601 megabayt olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni ise kuracağımız her şeyi kurulum esnasında seçiyoruz ve bunu internetten indiriyor güncel bir şekilde paketleri kuruyor. Eğer ki internetiniz yoksa bunu yine kuramayacaksınız haberiniz olsun ben hala hazırda indirdim burada görüyorsunuz ama burada çoğu videoda göstermediğim bir şey var. Daha sık göstersem muhtemelen iyi olacak. İndirdiğim ISO dosyasının hash değerini kontrol etmek istiyorum. Burada verify'a geldiğimizde hash SHA256 diyor ve burada SHA256 değerini görüyoruz. Ben bunu kopyalıyorum, İndirdiğim yere geliyorum Fedora'yı ve burada Properties kısmına gelip Checksums kısmına geliyorum buraya yapıştırıyorum ve hash diyorum. Şimdi hash değeri eşleşiyor mu eşleşmiyor mu bunu göreceğiz. Ve hash değeri eşleşiyor. Gördüğünüz gibi burada bir tik çıktı. ISO dosyamızda da sıkıntı olmadığına göre sanal makineye geçelim ve kurulumu başlatalım. Şimdi sanal makinemizden ISO dosyamızı başlattık. Ve burada birkaç seçenek olduğunu görüyoruz. Install Fedora 36. Daha sonrasında altta test this media and install Fedora 36 diyor. Burada biz az önce zaten medyamızı test etmiştik. Bir sıkıntı olmadığını biliyoruz ama siz test etmediyseniz burada ikinci seçeneği de seçebilirsiniz. Ben şimdi ilk seçeneği seçeceğim. Birçok dağıtımda bu test medya muhabbeti yok. Bence koymaları güzel bir şey. Test etmeyi de unutmuş olabilirsiniz hash değerini. En azından o seçeneğin olması güzel bir şey. Ekranımız geldi. Burada bizim Türkçe değil kullandığımızda keşfetti muhtemelen IP'den dolayı. Ee, Türkçe devam diyorum. Türkçe kullanalım ilerleyelim. Normal Fedora kurulumundan biraz daha farklı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü burada en önemli sağladığı şey Fedora Everything ISO'sunun yazılım kısmı ve burada şu an henüz seçemiyoruz. Grup üst verileri indiriyor ve işleniyor diyor. Biraz beklememiz lazım. Hatta beklerken şu diğer adımları yapalım. Mesela kurulum hedefi diyor. Kurulum hedefini seçeyim bu sırada. Ana diskimizi görüyorsunuz 20 GB. Normal otomatik olarak yapılandırmasını istiyorum. Bir şey yapmayacağım. Ve burada istersek verilerimizi de şifreleyebiliyoruz. Daha önceden yaptığım bir videoda sizlere diskiniz şifreliyse nasıl çok kolay bir şekilde bilgisayarınıza sızılabileceğini göstermiştim. Özellikle dil bilgisayarı kullanıyorsanız verilerinizi şifrelemenizi tavsiye ederim. O videoyu da merak ediyorsanız yukarıya koyarım. Burada ben tabii şifrelemeyeceğim. Sanal makinedeyim. Bitti diyorum. Kurulum hedefimiz seçili. Am ve ana makinamız de seçili. Şimdi yazılımı seçeceğim. Kurulum kaynağında yapacağımız çok bir şey yok yok tıkladığımızda bize ek bir repo eklemek istersek burada bu seçeneği sunuyor. Biz böyle bir şey yapmak istemeyeceğiz. Bitti diyorum. Ve burada yazılım seçimine tıklayacağım dolayısıyla. Burada bir sürü seçeneğin olduğunu görüyorsunuz. Sol tarafta seçeceğimiz şey temel ortamımız. Yani direkt hangi masaüstü ortamını seçmek istiyorsak buradan seçeceğiz ve gerekli ana paketler bizim için kurulacak. Sağdaki taraftaysa soldakine ek olarak kurmak isteyeceğimiz yazılımlar. Tabii ilk başta sol tarafı seçeceğiz ve gördüğünüz gibi bir sürü seçeneğimiz var. Burada asgari kurulum da yapabiliyoruz. Asgari kurulum demek herhangi bir şekilde masaüstü ortamıyla gelmeyecek demek. Daha sonrasında elle başka şeyler de kurabiliyorsunuz. Burada tabii ki isterseniz Fedora iş istasyonu dediği Workstation. Normal Fedora Workstation indirdiğiniz ISO'su gibi olacak yani. Ama güncel bir şekilde gelecek paketleri. Tabii bunu istemiyoruz. Bu video için LXQT'yi seçelim. LXQT çok fazla kullandığım bir masaüstü ortamı değil. Burada açıklamaların da olduğunu görüyorsunuz. Mesela diyor ki LXQT notebooklar, mobil aygıtlar ve eski bilgisayarlar gibi düşük donanım özellikle bilgisayarlar için tasarlanmış bir hafif X11 masaüstü ortamıdır. Hiç Linux'a dair bilginiz yoksa bile az çok açıklamalara okuyarak devam edebilirsiniz yani. Sağ tarafa geldiğimde ise ek olarak istediğim yazılımları seçebiliyorum. Mesela LXQT için ofis takımını seçebiliriz e, dilersek eğer ki PDF ile Word le vesaire uğraşıyorsanız. Çoklu ortam desteğimiz var. Masaüstü için uygula uygulamalar var. 3 boyutlu yazdırma işimiz olmaz pek fazla. LibreOffice seçebiliyorum mesela. Ses ve görüntü araçlarını seçebiliyoruz. Muhtemelen bazı kodekler için gerekli bunu seçmenizde fayda var. İstediğiniz yazılımları buradan seçtikten sonra ben şu an hiçbir şey seçmeyeceğim. E, burada bitti seçeneğine tıklıyorum. Ben şu an sadece saf LXQT masa kur diyeceğim. Ve burada son hedefimiz ise root hesabımızı etkinleştirmek ve yeni bir kullanıcı oluşturmak. Ben burada root hesabını etkinleştireceğim. Şimdilik buraya 1, 2, 3, 4 yazıyorum. Siz kesinlikle böyle bir şifre koymayın ve tekrar 1 2 3 4 yazıyorum. Burada bir seçenek daha var. SSH üzerinden parolayla kök girişine izin ver. Yani root hesabına SSH ile giriş yapılabilsin mi diyor. Bu seçeneği seçmeyeceğim. Tabi özellikle sunucular için gerekli bir ayar olabilir. Ama bizim için çok da önemli değil zaten. Seçeneği seçmiyorum ve burada parola çok kısa. Onaylamak için iki kez bittiye basmanız gerekiyor diyor. Normalde böyle kısa şifreler koymanız ya da çok tahmin edilebilir şifre koymanız iyi bir şey değil. Dolayısıyla böyle bir şey yapmaları güzel. E, tekrar bitti diyeceğim. Ve bir kullanıcı oluştur diyeceğim. Buraya Yusuf yazıyorum. Ve kullanıcı adımız Yusuf. Şifre 1 2 3, 4, 1, 2 3, 4 bu kullanıcı hesabına yönetici ayrıcalıkları ekle seçeneği var bunu istiyorum ve daha sonrasında bu hesabı kullanmak için parola gerektir seçeneği var yine bunu istiyorum ve şu an istediğimiz her şeyi seçtik kuruluma başla diyeceğim. saatlerimiz şu an 18.09'u gösteriyor bakalım kaç dakika içerisinde kuracak ve tabii burada BTRFS kullandığında görüyorsunuz BTRFS yapılandırması da sizin için hala çok güzel bir şekilde yapılıyor bir sıkıntı çıkmadan time shift ya da snapra kullanabilirsiniz 1.14 GB'lık bir veri indirdiğini görüyorsunuz burada 1341 paket indiriyor Normal bir ISO dosyası olsaydı bu paketler hazır kurulu bir şekilde gelecekti. Ama bunun da bir avantajı en güncel paketleri otomatik olarak sisteminize kurmuş oluyorsunuz. Tabi biraz daha uzun sürecektir internet hızınıza bağlı olarak. Evet kurulum tamamlandı. <laughs> Sandımdan daha uzun sürdü. 10 geçe gibi başlamıştık şu an 30 geçiyor. Yaklaşık 20 dakikadır masa sandalyemde oturuyorum. <laughs> Ve evet sistemi yeniden başlat diyeceğim. Fedora Linux 15.19.7 Çekirdeğini görüyoruz. Şu an benim sistemimde bile 5.19.7 çalışmıyor galiba. Henüz <laughs> güncelleme yapmadım. Ekranımız geldi. LightDM kullanıyormuş LXQT. Güzel. 1, 2, 3, 4 yazıyorum. Ve arka planda Fedora'nın masaüstü resmini görüyoruz. Q-Terminal. Buraya X-Render S 1920 X 1080 yazacağım. X Render diye bir komut yok diyor çünkü şu an Wayland'dayız muhtemelen. Fedora varsayılan olarak Wayland kullanıyor. Electrocute'nin Wayland kullanabildiğini bilmiyordum. Şu an burada ekran ayarlarına geleceğim ve burada 1920 X 1080'i seçeceğim. LXQT ilk defa kullanıyorum. Tabi muhtemelen buralar kişiselleştirilebiliyordur. Ama fark ettiyseniz şu an ana gelen temayla birlikte bana Windows XP'yi andırdı. <laughs> şu kenarlar vesaire böyle hızlı ve minimal gözüküyor. Tekrar ben terminali açmak istiyorum. DFH yazdığımda 20 GB'lık alanımızın 2.2'sinin dolu olduğunu görüyoruz. Boşta 17 GB alanımız var. 3.8 GB'lık RAM'in 465 MB'nin kullanımda olduğunu görüyoruz. Bize 3.1 GB boşta RAM'imizin olduğunu söylüyor. Bu yüzden demek ki LXQT'yi az RAM'e olan bir sisteme kurmak çok daha mantıklı. Gördüğünüz gibi boşta 400 MB'lık bir alan kaplıyor. Yani minimal gözüküyor ama yeni birisi kullanıyorsan yani sıfır hiç bilmiyorsa bunu kullanan birisi kullanabilir gibi gözüküyor. Sadece bakalım burada şu an bir mağaza var mı? DNF Dragora var. DNF Dragora'ya geldiğimde yazılım yöneticisi açılıyor. Yalnız DNF Dragora çok e, kullanıcı dostu bir görünüşe sahip değil pek. Boştayken mouse tekerleğini kaydırınca masaüstü değiştiriyor. Aratma yapabiliyorsunuz tabi. Şu an mesela az önce gördüğüm kadarıyla internette Falcon yüklü geliyor varsayılan olarak. Falcon web tarayıcısı yüklü geliyor. Ben diyelim burada Firefox kullanmak istiyorum. Firefox'u bir aratma yapalım. Ve burada Mozilla Firefox web browser'ı görüyoruz. Yalnız 100. sürümünü de gösteriyor. Ben tabii ki son sürümü kurmak istiyorum. Firefox 104 diyorum. Normalde Firefox'u yüklemeye çalışalım bakalım. Firefox'u yükle diyorum. Ek paketleri yükleyeceğini söylüyor. İlerle diyorum. Şifremi giriyorum. Varsayılan tarayıcının Falcon ile geldiğini görüyoruz. Falcon bildiğim kadarıyla farklı bir motor kullanılıyor. JavaScript motoru şu an Firefox yüklendi. Tekrar geliyorum buradan internet Firefox'a tıklıyorum. Düzgün bir şekilde açıldığını görüyoruz. Yeneftra göre çok modern gözükmüyor ama fena değil işi yapıyor. Burada diğer yüklü gelen paketlere bakalım. X Screen Saver var. Daha sonrasında donatılarda diskler e, arşivleyicimiz var ve bir de e, zannedersem e, dosya gezginimiz var. Terminalimiz SE Linux sorun gidericimiz var. Fedora'da varsayılan olarak SE Linux ile geliyor. Daha güvenlikli baktığınızda. Başka birçok dağıtım SE Linux ile gelmiyor. Fedora'nın bu şekilde gelmesi güzel. Sıkıntı da çıkarabiliyor bazen ve çıkardığında burada sorun gidericiden ne olduğuna bakabiliyorsunuz. Ve burada Fedora'ya sorun bildirme, uygulama çökmelerini görüntüle ve bildir seçeneği mevcut. Burada internette Falcon mevcut. Tercihlere geldiğimizde burada tamamen ayarlarla alakalı şeyler var. Ve elektronik Security hakkında. Gördüğünüz gibi çok minimal bir kurulum. Benim şu an bu kurulumda istemediğim herhangi bir paket yok. Ha muhtemelen sadece Falcon'u kaldırırdım. Bunu kullanacak olsaydım Falcon'u kaldırırdım. Firefox'u kurardım. O kadar. Başka da yapacak bir şey yok o açıdan baktığımızda. Hatta ilginç bir deneyim olabilir. Belki kendi notebook'umu yeniden güncelleyeceğim. Yakın zamanda tekrar kullanmaya başlayacağım çünkü. Belki i3 değil de LXQT gibi bir şey deneyebilirim eğlencesine. LXQT'den gösterebileceğim şeyler bu kadar. Videoyu toparlayacak olursak Fedora Everything size seçenek sunuyor. Normal şartlar altında Fedora kullanmak istiyorsanız ama Fedora Workstation'ın getirdiği KDE masaüstü ortamını kullanmak istemiyorsanız, farklı seçeneklere yönelmek istiyorsanız Fedora Everything sizin için bunu sağlıyor. Benim için sağladı. Ben dediğim gibi i3 kullanmak istiyordum. KDE versiyonunu kurup elde kaldırmakla, tekrar bir şeyler yüklemekle uğraşmak istemedim. Dolayısıyla ben kendi sistemine Fedora Everything kullandım. Eğer ki siz de Fedora kullanmak istiyorsanız ve KDE istemiyorsanız Fedora Everything'i tercih edebilirsiniz. Siz Fedora Everything'i sos hakkında ne düşünüyorsunuz? Fedora kullanmayı düşünüyorduysanız deneyecek misiniz Fedora Everything'i? Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz destekçilerime de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Get Galaktik Galik Murat Çabuk, Mustafa Öcal, Enes Aslan Mirza, Emirhan Koç, Quiet Umut, Enes Gözü Küçük, L Bolley, Brook, Tarkakay, Raven, Çağlar Gün Taha Altnamörüs ve Muhammed Taha desteğiniz için teşekkürler. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufpek.min yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Kanaldaki bütün içerikler aynı zamanda Odyssey'de de var. Beni Odyssey'den de takip edebilirsiniz. Onun bağlantısı da yine aşağıda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.